Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Uzun bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız dün hayatını kaybetti. Seda Sayan geçtiğimiz günlerde eniştesiyle ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini hastane odasında kutlamış ve duygusal anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Eniştesinin ölümüyle sarsılan Seda Sayan ilk kez konuştu. Seda Sayan eniştesi Coşkun Yıldız'ın ardından acısını, Allah sevdiklerini yanına alırmış çektirmedi sözleri de dile getirdi. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan ile evli olan Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta trafik kazası geçirdi. Yıldız motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaklaşık 8 aydır hastanede tedavi gören Coşkun Yıldız'dan maalesef kötü haber geldi. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yıldız dün hayatını kaybetti. Seda Sayan sık sık Yıldız'ı ziyaret ediyor ve sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyordu. Son olarak geçtiğimiz günlerde eniştesiyle ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini hastane odasında kutlayan Seda Sayan, duygusal anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Eniştesinin ölümüyle sarsılan Seda Sayan ilk kez konuştu. Sayan, eniştesi Coşkun Yıldız'ın ardından acısını şu sözlerle dile getirdi. Hastaneye kaldırıldığında ölü gibiydi. Orada bizim müsaademizle müdahale edildi. Sonra biraz kendine geldi. Çok iyi bakıldı ama zayıf düştü. Allah çektirmedi. Allah sevdiklerini yanına alırmış. Çok iyi baktık. O kadar üzgünüm ki, dedi. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Coşkun Yıldız'a, Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.